Esselamu aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tam bir yıl geçti. Bir yıl önce bugün Ziraat Bankası'nın önünde alelacele bulduğumuz itfaiye kamyonun üzerine çıktık. O gün dedik ki hep birlikte, hepinizle, kim hangi siyasi fikirdense, hiç fark etmedi. Bu karanlık gece nurlu bir sabaha dönecek Allah'ın izniyle dedik. Hatırlıyor musunuz? Dedik ki, ya Rabbi dedik, İslam'ın son ordusuna 100 yıl önce bu Anadolu topraklarında Çanakkale'de yardım ettiğin gibi şimdi yeniden yardımını istiyoruz. Ya Rabbi duy bizi dedik. Hatırlıyor musunuz? Ve sabah namazına kadar dualarla birbirimize sarılıp gözyaşlarıyla Rabbimizden yardım istedik. Ve Rabbimin emridir ki onun emrinde gidenlerle her zaman beraberdir. Ve o sabah nurlu bir sabaha kavuştuk. O sabahtan kulağımda kalan bazı şeyler var. Birkaç kız kardeşim, muhtemelen liseli genç kardeşlerimiz dediler ki, vekilim bize araba verin, biz şehit olmak için meclise gitmek istiyoruz. Ankara'ya gitmek istiyoruz. O yüzden bu milleti hiç kimse yenemeyecek. Herkes aklını başına alsın. Şimdi bir yıl geçti. O zaman şunu söylemiştik. Başaramayacaksınız. Bu milleti bölemeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Ezanımızı susturamayacaksınız. Bu bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Allah'ın izniyle bu topraklardaki son nefes dinmeden bunu hiç kimse başaramayacak. Bir yıl geçti. 3 hafta, 4 hafta sonra Türk ordusu 100 yıl sonra Suriye topraklarında. Şimdi mesele şu. Siz burada eskiden olduğu gibi iddiası olmayan, içine kapanmış, derdi sağ, sol, Alevi, Sunni, efendime söyleyeyim 28 Şubat'taki gibi yok laik, yok İslamcı, yok mezhep, Türk, Kürt, bununla mı uğraşacağız? Yoksa biz bu işleri bitirdik kardeşim. Bu albayrak ve onun gölgesi hepimize yeter mi diyeceğiz? Biz bunun kararını verdik dostlar. Artık açık söyledik. Size borcumuzu ödedik. Artık size diz düreceğimiz yok. Artık ülkemiz 100 yıl önce bıraktığı bu bayrağı en yükse taşıma vazifesini yeniden reisiyle, cumhurbaşkanıyla, milletiyle eline almıştır. Kavga bu. Ama emin olun ki bizler sizler hayatta olduğunuz müddetçe bu kavganın kazananı 1000 yıldır olduğu gibi yine Türk milleti olacak. Yine bu albayrak bütün İslam dünyasına Allah'ın izniyle gölge olacak. Dostlarım, biz şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geldik. Öğleyin bir toplantımız vardı Cumhurbaşkanımızla birlikte. Şimdi 12.30 itibariyle sabah 6'ya kadar yeniden o gece 90 yıl önce Yunan ordusunun yapamadığını yapanlar vardı ya o meclise. O meclisimizi, gazi meclisimizi bombalayanlar tam da orada bir programla sabaha kadar inşallah sabah namazına kadar sizler burada bizler orada devam edeceğiz. O yüzden şimdiden ben sizden yine helallik istiyorum. Hakkınızı helal edin. Gelen gelmeyen herkesten Allah razı olsun. Ve bir ricam var. Lütfen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibine ve bu albayrağı kanını sulamayı kendine en aziz vazife bilen bütün kardeşlerimize duanızı esirgemeyin. Hakkınızı helal edin.